Keban Barajı, burası Elazığ'da arkadaşlar. Ahmet gibi evdeymiş. Şunu görüyorsunuz devasa. Ahmet abi, yarın da sattı. Keban Barajı. Kaçta yatacağız sen? Kaçta yatacağız? Haydi. Şu yollara bakın arkadaşlar. Keban Barajı, Elazığ'da. Evet arkadaşlar, Keban Barajı'nın Çırçır Şelalesi'nin oradayız. Çırçır Şelalesi. Bakın. Keban Barajı ve Çırçır Şelalesi. Vay arkadaş ya, nasılmış? Evet, görüyorsunuz. Aa, aşağı kadar gidiyor. Muhteşem. Çırçır Şelalesi. Vay vay. Milattan önce bir 10 bin yıl önce. Vay hocam vay. Neresiymiş bu? Sen Bela Evet arkadaşlar, çok fena bir kanyona geldik. Vay 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 vay. Hocam kanyondayız. Çok fena bir kanyon. Şöyle. Vay 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 vay. Gerçekten vay vay. Şu yollara bakın arkadaşlar. Saklı kanyon diyorlar buraya, saklı. Gerçekten saklı. Oo. Gerçekten acayip. Oo! Yankıya bak. Labirent gibi ya. Bu nedir ya? Vallahi. Çok fena ya. Bir şey söyleyeyim. Kanyon buradan başladı asıl. 5 kilometre devam edecek. Hadi ya. İleride, başka bir zaman gelmek lazım. İleride. Şuraya bak ya. İleride daha güzel. Yani daha şey yerler şöyle var. Şöyle. Gidiyor. Gidiyor tabii canım. Devam ediyor. Çok acayip gerçekten. Son dönemde gördüğüm en acayip. Evet. En etkileyici yer. Evet. Cansu hocam ne diyorsun? Ya bir şey diyeceğim. Etkilenmemek mümkün mü ya? Vallahi ya. Yaş niye çaktı bu? Bence flaşa ihtiyacımız yok. Hocam şimdi Elazığ'dayız. Elazığ'ın ne? Hangi? Karaleylek. Karaleylek Kanyonu. Ve saklı 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 kanyon. Saklı kanyon. Sen de ilk defa geliyorsun. Evet. Bu kadar dünyayı geziyoruz, festivallere gidiyoruz, başka ülkelere gidiyoruz. Ama böyle bir doğa harikası gerçekten Türkiye'de
Çok az bilinen ve çok az görülen bir yer. Benim Elazığ deyince gözümün önünde canlanan şey değişti. Gerçekten. Evet. Elazığ imgemi değiştirir ki bence bu çok önemli bir şey. Evet. Buraya gerekli önem verilirse gerçekten yerli yabancı çok fazla sayıda turist gelir buraya. Çok büyüleyici. Evet. Ya vaktimizin olmadığını özlüyor. Şuradan 5 kilometre yürüyemediğimizi şu an. Kesinlikle. Kesinlikle. Numan Çakır da geldi. Bana bak. Bitti mi yok? Bu daha devam edecek. Doğa buradan 5 kilometre gidiyor böyle. Yine evet. Gidiyor. Asıl buradan başlıyormuş kanyon. Sen ne tezgahı mı getirdin beni kuytuluklara çektin? Sen gel sen gel. Sen gel üye kaydı yapalım. Üye kaydı. İçeride mi yapıyoruz üye kaydı? Üye kaydı var. Siz ne ara geldiniz buraya ya? Biz geldik. Keçiyiz, bizim lakabımız keçi. Asıl keçi benim, vefanı kalecisiyim ben, hayırdır? Vay kalecim. Hayırdır? Hocam ne diyorsun bu kanyonu? Bu kamyon... kamyon... bu kamyona bindik geldik. Vallahi ilk defa geldim. Acayip de keyifli. Çok acayip değil mi? Çok disikolar gibi durum ya. Ben bu kadar ömrümde ilk defa bir kamyon görüyorum. Bir söyleyebilsem daha söyleyemiyorum. İlk defa mı kamyon görüyorsun? Vallahi billahi çok güzel ama ya. Acayip. Gel gel biraz daha gidelim. Gidelim. Bayan telefonu şeyi bitti ya. Artık kayıt yapmıyor. Bunun sonu yok galiba ya. 4-5 kilometre dedi ya. Evet, 4-5 kilometre gidiyor. Şuradan verelim arkadaşlar. Daha çok gideriz. Tekrar bu sefer başlayacaklar birazcık. Vay vay vay. Böyle gitti gitmez mi? Vallahi gitmez ya. Ama muhteşem bir duygu ya. Bunlar resmi tır keçilerin ziyaretçilere şeyleri. Yol. Yani evet, yol güzel. Bravo. Yol. Şu işaretler mi? Evet. Evet evet. Vay be. Ketişlerin arkadaşlar burası yeni keşfedilmiş Elazığ'da bir kanyon. Şöyle göstereyim. Şimdi benim şuradan şeyden indik, orası baraj suyu. Tekneden indik, kanyona geldik. Şöyle büyük büyüklüğünü göstermek için insanları görün. Çok fena gerçekten. Acayip bir duygu. Güzel. Elazığ'daki yolculuğumuz devam ediyor sayın seyirciler. Elazığ'a daha önce gelmiştim. Fakat turistik amaçlı değildi. Tiyatro oyunu için gelmiştim. Şimdi biraz daha turistik amaçlı turistik yerlerini geziyoruz. Bu kanyona da yanımızda olan Elazığlılar dahil ilk kez gelmiş. Çok acayip. Yankı yapıyor. Şöyle. Yok, biz de söyleyeceğiz. Şimdi hocam biz Elazığ'dayız. Buranın ismi neydi ya? Burasının ismi... Bu ne? Bir kanyon, bilmem ne kanyonu. Numan'la beraberiz. Bize şimdi... Bilmem ne kamyon. kamyon söyleyemedim. Kanyon. Bize böyle ya bir şarkı ya bir türkü söyleyecek. Derinlerden derinlere. Türkü söylemesem de Anadolu ile ilgili iki kelam etsin. Lütfen. Usta'nın dediği gibi. Anadolu'yu ver. Beşikler vermişim ruha. Salıncaklar, hamaklar. Hava anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür filelerim, harmanım kesan.
kardeşliğin, doymazlığın, beraberliğin, atom güllerinin kalpler açtığı ve bizi bizeden asi Fırat. Anadolu'yum ben, biliyor musun? Ah ulan ah. Ah Ahmet abi. Eline sağlık, güleğine sağlık. Seni yerim. Lan bu ne kadar durgun geldi gözüme, işitmiyorsun. Ya şu yansımalar ya, gerçeğinden... Ya kafamı karıştırdı. Vallahi ben bakıyorum lan dedim, burası mı sığ, orası mı sığ? Gerçeğinden daha gerçekçi şu yansımalar. Yansıma nereden başlıyor, nereden bitiyor? Değil mi? Fark edemiyor. Göz yanılgısı ya. Müthiş ya. Bu ilçenin ismi neydi? Ne? Burası mı? Baskil. 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 Baskil'e bağlı. Ne kanyonu diye geçiyor? Kara Leylek Kanyonu. He, Kara Leylek Kanyonu. Doğru. Hakikaten. Ben kamyon diyorum hala ya. Kanyon. Burası görülmemiş. Acayip bir yer ya. Yani şu bidonlarda bir şey de olmasa insan pisliği. Neyse. Yani işte insanlarımız bu kadar doğaya, suya, hayvana, böceğe, ya, dağa, taşa çok saygılıyız. Çok saygılıyız. Toplum olarak. Çok saygılıyız. Saygımız devam etsin. Sizi bizeden her şeye hainlikte üzerimizde. Yani bizde, başkası. Neydi dostum? Böyle bir türkü mü vardı? Evet, yani valiyi buraya getirdiniz. Bayağı bir emek verdi. Sonra tayini çıktı, gitti. Gelen valiler de çok şey yapmadı maalesef. Çok ilgilenmedi. Çok güzel bir kanyon ya. Kanıtımı yok, girelim. Hiç burayla hiç ilgilenmeyin. Öyle mi? Daha girmedik mi? Tabii yok. Hiç burayla ilgilenmeyin. Şimdi şöyle, yani hep söylerim. Tanıtım yapılırken aslında şeylere de önem verirse çok güzel olur. Yani gelen ziyaretçilerin ilgisini çekecek şeyler olmalı yani. Buraya acilen iki tane şey lazım. Mobil tuvalet lazım. Ya 4 senedir bunu işte bir türlü mobil şey yapamıyoruz ya. Ha. Bak Vali Bey yine yanlış yönlendirmişler. Geçen gün bir tweet atmış. Yolu yaptık, altı yaptığı yaptık, şu yaptık, bu yaptık. Kaymakam bile ilk. Bir daha mı vurdun?
Evet, dönüş yolundayız. Sanki sınırdan göçmen polisine yakalanmamak için hareket ediyoruz gibi. Çok acayip. Tepede ay var. Göl. İnsanlar geliyor. Acayip bir sahne. Köpek sesli. Köpek de havlıyor. Vallahi ya. Şöyle. Göl ışığını alalım. Mahi nerede? Niye yukarıdan gidiyorsunuz? Niye böyle yukarıdan arkadaşlar. Cesur İranlı kadın yönetmen dedik değil mi? Evet. Şimdi salıncakla Keban Barajı'nın üstüne uçacak ve geri gelecek inşallah değil mi? Halil Bey. Halil Bey. Kardeşim gidişini garanti et lütfen. Halil Bey. Bana bak. Evet evet biniyor. Helal olsun. Utanın erkekler. Evet. Utanın. Sana çarpar, yemin et seni. Vay be. Son bir isteğim var mı? İnan bakıyoruz. Son. Hey. Sonu bakayım. Son bir isteğim var mı? Vay be. Büyük yürek isteyen bir şey ya. Oo, bravo. Adamsın. Bravo. Vay be, helal olsun gerçekten. Yok, sağ ol. Yok, sağ ol. Öyle bindi bizim bir de şimdi.
Ya tamam, ne kadar kaldırıyorsun? Lan bırak! Ananı! Anam! İçim geçti. Vay vay vay. Oo lan, bu nasıl bir şey? Ben ilk yapmışım ya, of. Vay be. Simurg he? Nasıl bir duygu? Duygusunu iyiyim. Valla ayaklarım kasıldı, görüyor musun şey? Oo, vay be. Lan geçen internette izledim, iki kişi uçtu böyle ya. Ağzını yel açtın. Öyle bir şey ya, o tarafta bir yerde oldu işte. Öldüler herhalde onlar. Bravo. Alkış istiyor. Hocam nasıl bir duygu, anlat ya. Öyle bir cesaret yok bende. Onu anlatırdım ama anlatamayacağım. <hiç yok>. Vallahi. Öyle bir cesaret yok. Ulan söyle, geçen sene ben binemedim burada geldim. Sen niye yani diyebildin vallahi. Sonra ileride yarın öbür suratımda çarparsın diye. Tabii canım. Çarpardım. Ulan nasıl, nasıl bir duygu? Vallahi o duyguyu şu anda söylerdim ama. Neyse. Özel olarak anlatacağım. Neyse. Neyse. Çarşı, Elazığ'ın kapalı çarşısı. Merhabalar. Teşekkürler. Evet hocam. Teşekkürler.
mikrofonu alalım birkaç cümle. Herkese iyi akşamlar. Bu ödülü yakın zamanda kaybettiğimiz sevgili oyuncu abimiz, çok senaryoları vardı, çok projeleri vardı. Hayatta geçirmek istediği Rıza Akın'a adamak istiyorum. Aydın'ın sözlerini destekliyorum. Çok teşekkürler. Evet, bizler teşekkür ediyoruz efendim.